Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir. Rahmet iklimiyle yorulduğumuz bu günlerde terör devleti İsrail her Ramazan ayında yaptığı gibi yine kutlu beldemiz Kudüs ve kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'ya alçakça saldırmıştır. Kudüs 1917 yılından beri Siyonizm işgali altında. 21. yüzyılda modernizm adı altında yaşadığımız bir çağda temel hak ve hürriyetlerimiz, inancımız ve manevi değerlerimiz kısıtlamaya çalışılmaktadır. Kısacası insan hakları açıkça ihlal edilmektedir. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlendiği baskında kıble mescidine sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etmiştir. Buradaki Müslümanları coplarla vahşice darp etmiş, bazı Filistinlileri de gözaltına almıştır. Ramazan-ı Şerif'ten günler önce aşkla ve şevkle hazırlanan bu ayın maneviyatıyla Mescid-i Aksa'nın maneviyatının buluşturulduğu bu mübarek günlerde duaların yükseldiği, tekbirlerin göklere ulaştığı, ayeti kerimelerin okunduğu, kalplerin zikirlerle aydınlatıldığı saatlerde zalimler durmamış, kirli planlarını devreye sokarak Müslümanların harimi namusuna el uzatmıştır. Kur'an-ı Kerimler yerlere atılmış, Müslüman kadınların örtüleri kana bulanmış, kendini savunan erkekler yerlerde tekmelenerek tutuklanmıştır. Kardeşlerimizin bu baskın anına dair paylaştıkları video ve fotoğrafları içimiz yanarak gördük, seyrettik. Buna karşı da dünya medyası susmakta, Müslümanların sesi kesilmeye çalışılmaktadır. Hangi vicdan böyle bir zulüm karşısında susabilir? Hangi ahlak bu şiddeti meşru görebilir? Ancak bizler bu zulme, bu şiddete, bu korkutma ve sindirme girişimine karşı susmayacağız. İsrail bir terör devletidir. Müslüman kardeşlerimize ve kutsal değerlerimize karşı yapılan bu vahşice saldırılar ancak İsrail gibi alçak, elindeki silahtan güç alarak kendini devlet sanan korkak bir topluluk tarafından sergilenebilecek bir tutumdur. Kudüs, Müslümanlar için bir varoluş meselesi, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Filistin yalnız değildir. Müslümanlar Kudüs'teki kardeşlerinin yanındadır. Her daim kalbimiz Mescid-i Aksa ile birlikte atmaktadır. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacaktır. Bugün buradan Ayasofya'da yakılan diriliş ateşinin Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunu tekrar haykırıyoruz. Dokundurtmayız, dokundurtmayacağız. Teşekkür ederim. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber.